Herkese yeniden merhabalar. Uzun bir aranın ardından kitap yorumlarıyla tekrar karşınızdayım. Gerçekten çok özledim. Çok özledim kitap yorumu yapmayı. Böyle içimde birikti bir sürü yorum. Sanırım 5 tane kitaba yorum çekmem gerekiyor şimdi. Hepsini tek tek oturup çekeceğim ve hepsini peş peşe de yükleyeceğim. Gerçekten böyle bir planım var. Önce en çok hoşuma giden kitapla başlamak istiyorum. Fuar zamanı gerçekten kitap okudum. Kendimi bu yüzden tebrik ediyorum. Çünkü okuyamam diye düşünüyordum. Sanırım 11 günde 6 kitap civarında bir şey okudum. Çok emin değilim ama o civar bir şey okudum. Çoğunlukla da İngilizce kitap okudum. Toplamda 4 tane İngilizce kitap okudum bu süre zarfında. Çünkü Aydan sağ olsun beni çok fazla gaza getirdi. Ve kendime engel olamadım başladıktan sonra. Zaten Alexa Riley adlı bir yazarla tanıştım. Ki kendisi beni bağımlı yaptı. Şu an onun kitabının yorumunu yapmayacağım ama bundan bahsetmek istedim. Gerçekten beni bağımlı yaptı. 3 tane kitabını peş peşe okudum. Ay sonuna doğru başladığım seriyi bitirmeyi planlıyorum. 3 kitabını daha okuyacağım. Yani bir ayda 6 kitabını okumuş olacağım kadına. Kadın diyorum ama 2 kadın aslında. Yani 2 tane ev hanımı oturmuşlar demişler ki biz niçin erotik roman yazmıyoruz? Sonra yazmaya karar vermişler ve gerçekten güzel bir iş çıkarmışlar. Neyse konumuza dönelim. Bugün yorumla yapacağım kitap Silent Waters. Umarım görünüyordur. Görünürüm varsayıyorum. Ama kitabın ismini aşağıya link olarak bırakırım. Link olarak bırakamam. Aşağıya yazarım. Siz de kitabı inceleyebilirsiniz. İngilizce bir kitap bu. Yazarın Sevgili Baden Yas ve Geçmişin Kırıkları adlı 2 tane Türkçe çevirmiş kitabı var. Bu kitap Geçmişin Kırıkları serisinin 3. kitabı. Aydan dedi ki serinin en iyi kitabı bu. 2. kitap o kadar da iyi değil. Zaten hepsi birbirinden bağımsız olduğu için herhangi bir sırayla okumanıza gerek yok. Ben de bu kitabı okumaya karar verdim. Gerçekten Aydan'ın söylediği kadar varmış. Mükemmel, muazzam, harika bir kitaptı. Şimdi tableti köşeye bırakıyorum. Dediğim gibi aşağıya bırakacağım kitabın adını, yazarın adını. Merak edenler araştırabilirler. Kitap neden harika diyeceksiniz. Böyle çok mükemmel, çok muazzam bir konusu yoktu. Ama kadın öyle bir yazıyor ki yani böyle kağıdı ağlatıyor. Yani o derece yazıyor. Çok harika yazıyor ve okurken bana öyle şeyler hissettiriyor ki her gün böyle 3 günde okudum ben bu kitabı. 3 gün boyunca metroda her gidip gelişinde ağlaya ağlaya okudum. O derece yazıyor yani. Zaten biliyorsunuz okuduğum kitapları okurken ağlamaya meyilli bir insanım. Bir de böyle güzel yazılınca kendimi tutamıyorum ağlamaktan. Özellikle son kısımları full ağladım. Yani metroya bindim ve yaklaşık 1 saat boyunca sadece ağlayarak kitabı okudum. O kadar harika bir kitaptı. Kısaca konusundan bahsetmek istiyorum şimdi. Maggie May adlı bir kızımız var. Kendisinin küçüklük zamanından büyüdüğü zamana kadar böyle bütün hayatını okuyoruz. Maggie böyle çok tatlı, çok konuşkan, çok şeker bir kız. Babasıyla birlikte bir eve taşınıyorlar. Daha doğrusu babasının sevgilisinin evine taşınıyorlar ve babasının sevgilisinin 2 çocuğu var. İşte kocası ölmüş. Ve Maggie May diyor ki artık burası sonsuza kadar yaşayacağımız ev. Ve işte böyle herkes adapte oluyor vesaire vesaire. 8 yaşına geldiği zaman yan komşuları Brooks'la evlenmek istediğine karar veriyor ve Brooks'a böyle mektuplar yazıyor. İşte seninle evleneceğim ormanda şu gün şu saatte gel ormana. İşte diyor ki lütfen yeşil kravatını tak çünkü ben sarıyı sevmiyorum. Böyle çok tatlı bir konuşma geçiyorlar aralarında. Unutmayın 8 yaşındalar. Ve Maggie May o böyle ateşli çıkıyor ormana gidiyor. Fakat ormanda başına bir şey geliyor. Kitabın sonuna kadar başına geldiğini öğrenemiyoruz biz. O yüzden ne geldiğinden bahsetmeyeceğim. Ama o başına gelen şey sebebiyle çok büyük bir depresyona giriyor. Evden dışarı adım atamıyor ve konuşmuyor. Tamamıyla konuşmayı bırakıyor. Çok tatlı, çok konuşkan, çok sevecen bir kız farklı bir insana dönüyor. Ve nereden baksanız hayatı boyunca hiç konuşmuyor. Biz de Brooks ve Maggie May'in arasındaki ilişkiyi okuyoruz. Çünkü Brooks kendini suçluyor bu durumdan. Çünkü daha erken değil birazcık geç kalarak gidiyor ormana. Ve Maggie May'e olan şeyi engelleyemiyor. Bu yüzden kısaca kendini Maggie'ye adıyor. Şu arkadaki ses için kusura bakmayın camlar açık. Kısaca kendini Maggie'ye adıyor ve biz onların arasındaki ilişki okuyoruz. Tabi böyle uzun bir hayatsa yayılmış. Çünkü 8 yaşlarından 28 yaşlarına kadar olan bir 20 yıllık dönemi okuyoruz. Böyle parça parça ama o kadar güzel yazmış ki yazar size anlatamam. Gerçekten konuşamayan bir kız için o kadar güzel diyaloglar yazmış ki böyle her okuduğumda harika muhteşem falan gibi triplere girdim. Gerçekten çok severek çok keyif alarak okudum. Eğer İngilizceniz varsa azıcık bile varsa yani kitabın dili çok kolay. Mutlaka okumanız gereken bir kitap. Ya ne demem gerektiğini bilmiyorum başka. Zaten yazarın diğer 2 kitabı da benim çok sevdiğim kitaplar. Yorumları var. Hem Sevgili Baden Yas hem Geçmişin Kırıkları. Çok seve seve böyle aşık ola ola okuduğum kitaplardı. Yazarın diline aşık olmuştum. Ve diğer bütün kitaplarında büyük ihtimalle İngilizce okuyacağım her ay bir tane olarak. Çünkü çok seviyorum. Çok güzel yazıyor. Yani o kadar güzel yazıyor ki size anlatamam. Okumanız gerekiyor. İngilizceniz yoksa bile bence yazarın diğer kitaplarına bir göz atmalısınız. Özellikle Sevgili Baden Yas benim için çok başka bir kitap.
Ve bu kitapta işte Daniels'ın grubunun adını gördüm bir noktada ve böyle yani metronun ortasında böyle filiz geçiriyordum. Böyle bir çığlık atasım falan geldi. Hemen yazdım. İşte Instagram'a falan da attım. Romance quotes'u gördüm falan diye. Gerçekten gerçekten mükemmel kitaplar. Ve ya kendinizi bağımlı hissediyorsunuz kitabı. O kadar harika yazıyor. Daha fazla mükemmel mükemmel demeyeceğim. Çünkü kitap benim için 5 puanlık bir kitaptı. Ve eleştirebileceğim tek bir nokta bile yok benim için. Gerçekten harikaydı. Ve yazarın notunu okursanız sonunda yazarın da bir dönem konuşmadığını görürsünüz. Ve bu kitabı daha etkileyici bir hale getiriyor. Yani kendinden baz alarak yarattığı bir karakter olduğu için bilmiyorum daha gerçekçi yapıyor. Gerçekten harikaydı yani mükemmel bir kitaptı. Dediğim gibi mutlaka mutlaka göz atmalısınız yazara, yazarın kitaplarına, bu kitabına çünkü bu kitabı benim için favori oldu. Umarım siz de çok seversiniz, keyif alırsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.